Pozitif bilimlerin kurucularını yetiştiren medeniyetin torunları, ecdadının izinden emin adımlarla gidiyor. Lagari Hasan Çelebi'nin, Hazerfan Ahmet Çelebi'nin, Nuri Kilnigil'in, Şakir Zümre'nin, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın izinden. Çağının son teknolojilerini milletinin hizmetine kazandırmak için var gücüyle çalışan torunlar. Yıllardır terörle kahramanca mücadele eden fedakar Mehmetçiğin burnu dahi kanamasın diye 2000'li yılların başında başlayan insansız hava aracı serüvenimiz, bugün dünya harp literatürünü yeniden yazdıran, tüm dünyada adından sıkça söz ettiren insansız hava araçlarıyla taçlanıyor. Ülkemizin terörle mücadelesinde destan yazan SİHA'lar, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerine de büyük güç kattı. Farklı coğrafyalarda her daim mazluma elini uzatan bir milletin torunları, geliştirdikleri yüksek teknoloji insansız hava araçlarıyla bu şefkat elini bir kez daha kardeşlerine uzattı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınan ilk yerli ve milli insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA, 2007 yılından bu yana güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'nin ihraç edilen ilk yerli ve milli insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA, yeni versiyonu olan Bayraktar Mini İHA D modeliyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye devam edecek. Ve tüm dünyada oyunu değiştiren Bayraktar TB2. Türkiye'nin terörle mücadelesinde adeta destan yazan Bayraktar TB2 SİHA'lar, tamamıyla Türk mühendis ve teknisyenlerinin emekleriyle yerli ve milli olarak geliştirildi. Bugün çok sayıda ülke tarafından kullanılan yerli SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür anlayışıyla 7/24 uçmaya devam ediyor. Şimdi sıra daha büyük. Daha gelişmiş teknolojilerle donatılan yepyeni bir insansız hava aracında. İsmi gibi çevik, güçlü ve semalarımızın yılmaz bekçisi. Bayraktar Akıncı. Geliştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanılan Bayraktar Akıncı TİHA, bugüne kadar Türkiye'nin geliştirdiği en yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı olma özelliği taşıyor. 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle muharip jetler tarafından kullanılan tüm yerli mühimmatları kullanarak görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, bünyesinde barındırdığı milli AESA radarıyla semalarımıza adeta çelik bir kalkan olacak. Uydu kontrolü kabiliyetiyle çok daha uzak mesafelerden kumanda edilebilen Akıncı, yapay zekayla geleceğe atılan adımlarında öncüsü olacak. İlk kez 6 Aralık 2019 tarihinde gökyüzüyle buluşan Bayraktar Akıncı, en zorlu test koşullarında dahi kendisini ispatlayarak Türk mühendis ve teknisyeninin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Bugünse Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde İHA operatörleri, faydalı yük operatörleri, mekanik motor teknisyenleri, elektronik, YKİ, GBT teknisyenleri ve silah teknisyenleri olmak üzere toplam 125 kursiyerin eğitimleri başarıyla tamamlandı. Bayraktar Akıncı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cesur, maharetli, fedakar ve kahraman Mehmetçiklerine emanet. Türkiye'nin milli ve özgün SİHA'larını geliştiren ve üreten şirketi Baykar olarak önümüzde uzun ve meşakkatli bir yol var. Uçak gemilerine iniş ve kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi için çalışmalarımız çoktan başladı. Durmayacağız, çalışacağız ve ülkemiz için başaracağız. Milli teknoloji hamlesi hedefleri ışığında her daim semalarımızda hür ve özgür olabilmek için.